Nikodemus Doç ve İskelet Sesli Kısa Öykü Yazan Mark Twain Seslendiren Turgut Hezgütekin Missouri'de bir matbaanın ayak işlerine baktığım çocukluk günlerimde Uzun bacaklı, kabarık saçlı, partal pantolonlu, 16 yaşlarında dangul dungul biri olan bir gün selamsız sabahsız salına salına içeri girdi ve ellerini dibine kadar soktuğu pantolon ceplerinden çekmeden, gözleri ve kulakların üstüne böcek yemiş bir lahana yaprağı gibi sarkan, kenarları eprimiş, eski püskü geniş kenarlı şapkasını çıkarmadan, kayıtsızca etrafına bakındıktan sonra kalçasını yayın yönetmeninin masasına dayayıp kocaman kaba kunduralarını üst üste attı. Uzaktan uçan bir sineği üst işlerin arasından bir tükürük fırlatıp yere yapıştırdı ve hiç istifini bozmadan sordu Patronu yok mu buranın Patron benim dedi yayın yönetmeni bu tuhaf mayloku şaşkınlık içinde tepeden tırnağa süzerek Bu işi biri daha kapsın istemez misin ha ne diyorsun <laughs> Vallahi bilmem ki sen ister misin bu işi kapmayı Benim babalık o kadar çulsuz ki bana bakamıyor artık bir iş bulsam iyi olacak. Hiç fark etmez. Gücüm kuvvetim yerinde. torup gibiyim. Ağırmış hafifmiş bakmam. Ne iş olsa yaparım. Matbaacılığı öğrenirim diyor musun? Doğrusunu istersen ne öğreneceğim umurumda değil. Ekmeğimi kazanmanın bir yolunu bulayım yeter. Matbaacılık mı neyse onu da şabın işi öğrenirim yani. Okuman var mı? E işte. Yazman? Aslına bakarsan benden daha iyi çizıktıranları gördüm. Hesabın nasıldır? Hesaptan kitaptan anlamam ama 12 kere 12'ye kadar hiç yaşmam. Ondan sonrasına karışmam. Nerelisin sen? Şu bizim Shelby Baban hangi mezhepten? Benim babalık mı? Ha, nalbantlık yapar. Yok yok, ne iş yaptığını sormadım. Mezhebi ne diye sordum. Ha anlamadım kusura bakma. Masondur kendisi. Yok yok yine anlamadın. Babam bir kiliseye bağlı mı onu soruyorum. Öyle söylesene. Ağzın içinde eveleyip gevelersen anlayamam ki. Bir kiliseye bağlı mı diyorsun? Söyleyeyim patron. 40 yıldır gönülden baptisttir. Kendisi hem de en ateşlisinden ondan ateşlisi yoktur. Müthiş iyi bir adamdır benim babalık. İstediğine sor. Ben varken kimse tersini söyleyemez. Hele bir söylesin, görür gününü. Peki senin dinin ne? Bak patron, beni fena yakaladın şimdi. Ama umurumda değil, söyleyeyim sana. Bana sorarsan, bir adam başı darda bir adama el uzatıyorsa önüne gelene ana avrat düz gitmiyorsa, kimseye kötülük etmiyorsa, başkasının işine burnunu sokmuyorsa, Tanrı'nın adını küçük T ile yazmıyorsa, başına bir şey gelmez. Bir kiliseye bağlıymış kadar güvende demektir. Peki, diyelim Tanrı'nın adını küçük T ile yazdı. O zaman bile bile yapmışsa, Ayvayı yer valla, hapı yuttuğunun resmidir, lamı cimi yok.'' Adın ne senin? Nikodemus Doç. Sanırım işimize yarayabilirsin Nikodemus. Bir deneyelim bakalım. Tamamdır. Ne zaman başlarsın? Hemen. Böylece 10 dakika geçmiş geçmemişti ki bir de baktık. Bu hiçbir tarife sığmayan çocuk bizden biri olup çıkmış, kolları sıvamış, canla başla çalışıyor. Bizim matbaanın caddeye bakmayan ucunda dört bir yana çiçekli, alçak alıçlar ve onların can dostu güne bakanlarla kaplı ıssız kuytu bir bahçe vardı. Bu kasvetli bahçenin orta yerinde tek odalı, tek pencereli, tavansız, yıkık dökük eski bir ahşap kulübe duruyordu. Bir kuşak önce tütsülük olarak kullanılmıştı. İşte bu ıssız ve perili in Nikodemus'a yatak odası oldu köyün uyanıkları Nikodemus'u görür görmez eşek şakası yapabilecekleri bir enayi bulduklarını sandılar. Nikodemus'un acemi çaylağın teki ve saf bir çocuk olduğunu görmemek gerçekten de olanaksızdı. İlk eşek şakasını yapma şerefine George Jones nail oldu. Ona içine kestane fişeği sokmuş bir pro uzattıktan sonra kaş göz ederek öbürlerini başına topladı. Kestane fişeği patlar patlamaz Nikodemus'un kaşları ve kirpiklerini alıp götürdü. Gel gör ki bizimki hiçbir şeyden kuşkulanmamışçasına bu civaralar da amma tehlikeliymiş ha demek de yetindi. Ertesi akşam da pusuya yatıp George'un yolunu bekledi ve bir kova buzlu suyu başından aşağı boca etti. Bir gün Nikonomus yüzmedeyken Tom McElroy giysilerini birbirine bağlayıp bir de düğüm attı. Ama Nikodemus'un misillemesi ağır oldu. O da Tom'un giysilerini tutuşturup bir şenlik ateşi yaktı. Nikodemus'a üçüncü şakada birkaç gün sonra yapıldı. Pazar akşamı köy kilisesinin sıraları arasında yürüyordu ki bir de ne görsünler. Sırtına nal gibi bir pusuma iğnelenmemiş mi? Ama bu şakayı yapan ayinden sonra geceyi terk edilmiş bir evin kilerinde geçirmek zorunda kaldı. Nikodemus da tutsağı sesini çıkaracak olursa başına daha da beterinin geleceğini bilsin diye kahvaltı saatine kadar kilerin kapısından ayrılmadı. Kiler bele kadar pis suyla doluydu ve yerlerde bileğe kadar balçık kaplı. Ama asıl anlatacağım bunlar değil. Bu çocuğu yeniden aklıma düşüren şey iskelet vakasıydı. Çok da uzun bir zaman geçmemişti ki köyün uyanıkları şu bizim Şelbi'den gelen avanağı şöyle doğru dürüst oyuna getirememelerini içlerine sindirememeye başlamışlardı. Nikodemus'u kapana kıstırmak isteyenler başlardaki kadar çok olmadıkları gibi eskisi kadar da gözü kara değillerdi artık. İşte tam bu sırada genç doktor imdatlarına yetişti. Doktor Nikodemus'un ödünü patlatmayı önerdiğinde hele bu işi nasıl yapacağını anlattığında sevinç çığlıkları ve alkış sesleri göğü tuttu. Elinde muhteşem yepyeni bir iskelet vardı. Yörenin biricik şöhreti, köyün sarhoşu, merhum Jimmy Finn'in iskeleti. Jimmy Finn ölümünden 15 gün kadar önce tabakhanede yorgan döşek yatarken çok çekişmeli bir açık artırma sonucunda bizzat kendisinden 50 dolara aldığı dehşet verici bir parça. Tabi 50 dolar anında viskiye gitmiş ve iskeletin el değiştirmesini büyük ölçüde hızlandırmıştı. Hekim Jimmy Finn'in iskeletini Nikodemus'un yatağına yerleştirecekti. İskelet Nikodemus'un yatağına akşamın on buçuğunda bırakıldı köyün maskaraları Nikodemus'un genellikle yatağına yattığı vakitte gece yarısı alıçlar ve güne bakanlar arasından sinsice sürünerek o ıssız ahşap kulübeye yaklaştılar. Pencerenin altına kadar gelip içeriye gizlice göz attılar. Bizim uzun bacaklı, piç kurusu, sırtında yalnızca çok kısa bir gömlek yatağına oturmuş keyifli keyifli ayaklarını sallıyordu. Bir yandan da kağıtla kapladığı tarağını ağzına basırarak Camp Town Race'den bir ezgi tutturmuştu. Hemen yanında gıcır gıcır bir ağız tamburası, yeni bir topaç, sert bir kauçuk top, bir avuç dolusu renkli cicoz, birkaç kilo bonbon ve tuğla gibi bir nota kitabından farksız birkaç ısırık alınmış koca bir zencefilli çörek göze çarpıyordu iskeleti gezgin bir doktor bozuntusuna üç dolara okutmuş, felekten bir gece çalıyordu.''